Evet kıymetli dostlarım, herkese merhabalar. Vatandaşlık 22. denememiz ile sizlerle birlikteyim kıymetli dostlarım. Bu eğitim videomuzda şöyle nokta atış bilgilerden oluşan bir deneme sınavı yaptık. Yani daha çok keskin sorularla uğraştık arkadaşlar. Hemen vakit kaybetmeden denememizin çözümüne geçelim. Bakalım ne demişiz ilk sorumuzda. Siyasi partinin temelli kapatılmasına neden olan üyeler ve kurucuları kaç yıl süreyle başka bir partinin üyesi ya da bakın üyesi ya da kurucusu olamaz diye sormuşuz. Şimdi siyasi partinin temelli kapatılmasına neden olan kim? Üye ve kurucular arkadaşlar, değil mi? Herhangi bir A siyasi partisinin kapatılmasına neden olan üye ya da kurucular kaç yıl süreyle herhangi bir B partisi ya da C partisinin üyesi ya da kurucusu olamaz diye sormuşuz. Buradaki şartımız yıl olarak 5 yıldır kıymetli dostlarım. Siyasi partilerle ilgili başka ne biliyoruz arkadaşlar? TBMM'ye girme barajı kaç idi? %7. Devletten mali destek alabilmek için barajımız kaç idi? %3. Bu da küçük bir hatırlatma olsun. Cevabımız A seçeneği. Devlet kamu hizmetleri görevlerini ve bu görevlerde çalışan devlet memurlarını görevlerin gerektirdiği niteliklere ve mesleklere göre, bakın görevlerin gerektirdiği niteliklere ve mesleklere göre sınıflara ayırmaktır demişiz. 657 sayılı devlet memurları kanununa göre yukarıda memurluğa hakim olan hangi ilkeden söz edilmektedir diye sormuşuz. Şimdi serbestlik ilkesi olabilir mi? Hayır, serbestlik ilkesi ne diyordu bize? Hiç kimse memur olmaya zorlanamaz diyordu arkadaşlar, değil mi? Bu ilkeyi bu şekilde kısaca açıklayabiliyorduk. Ya da eşitlik ilkesi vardı mesela. C şıkkında yer verdiğimiz. Herkes aynı statüdedir. Yani A kişisi memur olacak ya da B kişisi de aynı şekilde memur olacak. Bunlara tanınan haklar aynı şekildeydi. Yani herhangi bir ayrımcılık söz konusu değildi. Eşitlikten kastımız değil, din vesaire gibi ayrımlar yapılamaz demiştik. Kariyer dediğimiz zaman sınıfları içinde en yüksek derecelere ulaşma idi ve liyakatta yeterlilik belgesi diplomayı esas alıyordu biliyorsunuz. Soruda verilen bir tık daha kolay sormuşuz arkadaşlar. Görevin gerektirdiği niteliklere ya da mesleklere göre sınıflara ayırmak tabii ki de sınıflandırma ilkesi ile doğrudan ilgilidir. Cevabımız E seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi pozitif statü haklarından birisi değildir diye sormuşuz. Arkadaşlar bu yılda ben benzeri bir sorunun sınavda da geleceğini düşünüyorum. Hocam pozitif statü hakları, negatif statü hakları ve ne vardı bir de aktif statü hakları. Biliyorsunuz Jellinek sınıflandırmasında da şuydu Jelinek dediğimiz kişi. Hakları bu şekilde sınıflandırabiliyorduk. Pozitif, negatif ve aktif statü hakları diye. Pozitif statü hakları biliyorsunuz sosyal ve ekonomik haklar idi. Bunun yanında negatif statü hakları kişilik hakları arkadaşlar. Kişinin hak ve ödevleri. Aktif statü hakları da siyasi haklar diye geçiyordu. Bunu niçin özet geçtim? Çünkü siz sadece sosyal ve ekonomik hak diyebilirseniz pozitif hak da aynı anlama geldiğini bilmezseniz arkadaşlar sınavda bocalayabilirsiniz ki normalde basit bir sorudur bakın. Yani pozitif statü, negatif statü ya da aktif statü ayırt edebilmek çok zor bir iş değildir. Ancak diğer isimlerini bilmek şartıyla. Lütfen sınav için gidelim kıymetli dostlarım. Şimdi şıklara geliyorum. Hangisi demiş pozitif statü haklarının birisi değildir diye sormuş. Evet, grev ve lokal hakkı sosyal ve ekonomik haklardan birisi. Kamulaştırma aynı şekilde mesela devletleştirme de arkadaşlar. Devletleştirmeyi de bu kategoriye alabiliriz. A, B şıklarını eliyorum. Çalışma ve sözleşme hürriyeti ya da özgürlüğü, sendika kurma hakkı sosyal ve ekonomik haklar içerisinde iken C şıkkında yer verilen vatan hizmeti siyasi haklar içerisinde yer alır. Aynı şekilde seçme seçilme hakkı gibi ya da
Türk vatandaşlığı vesaire gibi bunlar aktif statü haklarıdır arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği. 82 Anayasası'na göre Cumhurbaşkanı olabilmek için mezuniyet en az ne olmalıdır diye sormuşuz. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Türk Milleti adına yürütmede görevli ve mezuniyet de burada ne idi? Yüksek öğrenimdi arkadaşlar. Yani Cumhurbaşkanı seçilme yeterlikleriyle ilgili ince bir detay. Beşinci sorumuzda 82 Anayasası'na göre bu sefer milletvekilini sormuşuz. Milletvekili olabilmek için mezuniyet en az ne olmalıdır? Bakıyorum şıklara, yüksek öğrenim Cumhurbaşkanlığı için, milletvekili için gerekli mezuniyet ya da diploma ilkokul mezuniyeti arkadaşlar. Cevabımız E seçeneği. Anayasanın 76. maddesine göre kaç yaşında olduğundan her Türk milletvekili seçilebilir? Yani soru bize diyor ki milletvekili yaşı, yani seçilebilme yaşı yeterlikler arasında kaçtır? Biliyorsunuz 18 yaşını doldurmuş olmak şarttı. Bunlar nokta atış bilgiler ve ne diyelim konular içinden seçilmiş bilgi soruları arkadaşlar. Ama benzerler de sınavda gelecektir, onu da söyleyeyim. 7. sorumuzda ne demişiz? Aşağıdaki durumlardan hangisinde milletvekili sıfatı mahkeme kararı ile sona erer diye sormuşuz. Hatırlatma amaçlı koyduğum bir soru. Milletvekili sıfatı TBMM kararı ile sona erebilir. Kendiliğinden sona erebilir. Kendiliğinden sona erebilir. Ya da mahkeme kararı ile sona erebilir arkadaşlar. Mahkeme kararı ile diyelim. Şimdi bu 3 tane milletvekili sıfatının sona erme durumu var. Bunlardan mahkeme kararını sormuşuz. Şıklara bakıyorum. Seçimlerin yenilenmesi durumunda milletvekilliği sıfatı kendiliğinden düşer. İstifa etme durumunda TBMM kararı ile düşer. Devamsızlık durumunda aynı şekilde, ya da milletvekilinin kendi göreviyle bağdaşmayacak işlere devam etmesi yine TBMM kararı ile düşer. Ölümde yine kendiliğinden bakan olarak atanma, cumhurbaşkanı olarak atanma, cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanma durumlarında yine kendiliğinden düşer iken, kısıtlanma ve kesin hüküm giymede mahkeme kararıyla düşer arkadaşlar. Biz de kolay olanı sormuşuz sizlere. Cevabımız B seçeneği. Evet, 8. sorumuzda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iki genel seçimi arasındaki süre olup bu süre anayasa uyarınca uzatılmadığı veya seçimler yenilenmediği takdirde 5 yıldır. Şimdi bu özellikle son 5 yıldır kelimesini ya da kelimelerini duyduğumuz zaman hemen tanımın kafamızda canlanması lazım. Yukarıda TBMM çalışma düzenine ait hangi kavram tanımlanmıştır diye sormuşuz. Arkadaşlar, tatil dediğimiz olay, biliyoruz ki TBMM bir yasama yılı içinde en çok 3 ay tatil yapabiliyordu. Ara verme yine tatil dışında, bakın bir yasama yılı dediğimiz neydi arkadaşlar? Bir yasama yılı dediğimiz neydi? 1 Ekim'de başlıyordu, 30 Eylül'de bitiyordu, değil mi? Bakın 1 Ekim'de başlıyordu, 30 Eylül'de bitiyordu. Buna yasama yılı diyor. Bakın B şıkkında dolayısıyla eliyorum. Şimdi burada 1 Ekim ile 30 Eylül arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi en fazla 3 ay tatil yapabilir. Yalnız yasama yılı diyorum, buna dikkat edin. Yukarıda açıkladığımız ise nedir? Yasama dönemidir arkadaşlar. Ve yasama döneminin de 5 yıl olduğunu düşünecek olursak burada bir yasama yılında 3 ay tatil yapılıyorsa bir yasama döneminde de 15 ay tatil yapılır. Sağ olsun yorumlar kısmında bir tane arkadaşım uyardı. Tekrardan teşekkür ediyorum ona da. Ufak tefek bizimle bazen gözden kaçırdığım şeyler olabiliyor ama sınavda benzer bir konu gelirse aman düşmeyin. Cümlemi tekrarlıyorum. Bir yasama yılı demek 1 Ekim ile 30 Eylül arasındaki süre demek. Ve bu süre boyunca Türkiye Büyük Millet Meclisi en fazla 3 ay tatil yapabilir. Bir. İkinci bir konu, bir yasama dönemi 5 yıldır ki istisnai durumları belirtmişiz. Anayasa uyarınca uzatılmadığı ve seçimler yenilenmediği takdirde 5 yıldır. Ve bir yasama döneminde ise Türkiye Büyük Millet Meclisi en fazla 15 ay tatil yapabilir. D şıkkında yer verilen ara vermede bu tatil dışında Türkiye Büyük Millet Meclisi 15 günlüğüne çalışmalarına ara verebilir arkadaşlar. Birleşim de
genel kurulun belli bir gününde açılan toplantısına da birleşim diyoruz. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği. Hepsini şöyle kısaca bir tanımlamış olduk. Evet, 9. sorumuzda Cumhurbaşkanı tarafından veto edilemeyen tek kanun aşağıdakilerden hangisidir diye sormuşuz. Yine ince detay bir soru ama öncelikle veto etmek ne demek arkadaşlar? Bundan bahsedelim. Yani veto etmek tanımını bilirsek soruyu yorumlayabiliriz. Kıymetli arkadaşlarım, yetkili kişi ve kurullarda bir kararın veya sadece karar değil, bir kanunun geri çevrilmesi olayına biz veto etmek diyoruz. Bize de veto edilemeyen tek kanunu sormuş. Cumhurbaşkanının tarafından veto edilemeyen tek kanun B seçeneğinde yer verilen bütçe kanunudur kıymetli arkadaşlarım. Hemen küçük bir hatırlatma yapalım mı? Yürütme yetkisini kullanan Cumhurbaşkanı mali yılbaşından en az kaç gün önce bütçe kanununu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunmak ile yükümlü. Kaç gün önceydi? 75 gün önce. Bu ince detay bilgi de yine sınavda karşımıza çıkabilir. Hemen akabinde ben devam ediyorum. Aşağıdakilerden hangisi Milli Güvenlik Kurulu'nun hem üyesi hem de kurul başkanı konumundadır? Arkadaşlar güzel bir soru. Biliyorsunuz Milli Güvenlik Kurulu sekreterliği nereye bağlı? Cumhurbaşkanlığına bağlı arkadaşlar. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına bağlı diyelim. Dolayısıyla Milli Güvenlik Kurulu'nun hem üyesi hem de kurul başkanı E şıkkında yer verilen Cumhurbaşkanı. Diğerlerine baktığımızda Dışişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ya da Cumhurbaşkanı yardımcıları aynı zamanda Milli Güvenlik Kurulu'nun üyesidir. Ancak soruda bize hem üyesi hem de kurul başkanı konumundadır diye sormuş. Cevabımız E seçeneği olacak kıymetli dostlarım. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Lütfen eğitim videolarıma like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.